Hava kuvvetleri Güney Kore üretti uyarı atışları yönünde Rus askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiğini ülke raporları yerel savunma bakanlığı göre Koreli yetkililer Rus uçağı ihlal egemen bir boşluk ülke üzerinde adalar egemenlik halka meydan Güney Kore ve Japonya savunma bakanlığı Kore gönderdi bölgesi savaşçıların uyardı Rus uçağı ısı tuzakları ve daha sonra yapılmış olan Uyarı atışı, ne zaman bir Rus uçağı tekrar geri döndü bu bölgeye? Kore Savunma Bakanlığı bildirir. Onlar yakalanan Rus keşif uçağı 50 Rus Savunma Bakanlığı söyledi. Bu stratejik bombardıman T-95. Başkanı, Ulusal Güvenlik Başkanı Güney Koreli Jehun 10 ifade Sekreteri, Güvenlik Konseyi Rusya'nın Holas protesto ihlali ile ilgili olarak Rus askeri uçağı hava sahasını ülke. Biz bu durum son derece ciddi. Eğer bu davranış devam ederse, biz çok daha kararlı önlemler. Bir açıklamada yönetimi Ulusal Güvenlik Güney Kore. Daha önce personel genel kurmay Güney Kore olduğunu bildirdi. Rus askeri uçağı iki kez gittiğimizde sınırları hava sahasını ülke salı sabahı. Göre, objektif kontrol, rota uçak Tu-95 gerçekleşti sapma olmadan planına göre, uluslararası kurallara mesafe üzerinde 25 kilometre adaları, bozmadan hava alanı Güney Kore. Bir açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı, bölgesinde yer alan adalar, kadar Rus uçağı yaklaştı. İki Güney Kore 16 savaş uçağı, işledikleri profesyonel manevraları geçiş, dersi Rus stratejik oluşturarak kendi güvenliği için bir tehdit, ekledi Rus Savunma Bakanlığı. Eski operasyon direktörü birleştirilmiş istihbarat bulunan Amerikan Pasifik Komutanlığı Charles Schuster yaptığı açıklamada, Cenine, bu olay ile yararlı çekim. Bu çok ciddi. Hiçbir uyarı ateş tarafından Güney Kore savaş uçağı değildi. Eğer Rus pilotlar hissettiğim güvenlik için bir tehdit, bir yanıt neden olur. Beklemek, dedi Savunma Bakanlığı.